Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız Hepiniz hoş geldiniz gençler bilgisayar mal AYT matematik branş denemelerinin 15'li denemelerini sevgili arkadaşlarım Bugün sizlerle birlikte 13. sıradaki denemesini Çözeceğiz ve soruları Soracak olursanız bence çok güzel Tam ayarında olan sorular sevgili Arkadaşlarım tam olarak AYT ayarında Sorular diyebilirim fazla meraklanmayın Eğer buradan Takip edenler varsa veya çözümleri bekleyen varsa da fazla meraklı, meraklandırmayalım ve geçelim denememizi çözmeye. Hadi bakalım. Evet şöyle bakalım ilk sorumuza sevgili arkadaşlar. Ne demiş bize? X ve Y pozitif tam sayılardır demiş. Karekök içerisinde 144 artı 29 x de y'ye eşitmiş. Buna göre x artı y toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi burası y. Tamam eyvallah. Bir tam sayı. E, kare köklü ifadenin sonucu da demek ki tam sayıymış demek oluyor bu. Peki ben bunu nasıl sağlarım? İçeriği tam kareye çevirerek sağlarım. Şimdi 144 dediğimiz sayı biliyorsunuz ki 12'nin karesidir. Daha sonrasında sevgili arkadaşlar artı diyorum. Birincinin karesi hani şu birincinin karesi ikincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı muhabbeti var ya. Birincinin karesi 12'nin karesi olsun. İkinci ne oluyordu? Birinci çarpı ikincinin iki katı oluyordu. Yani o zaman arkadaşlar 2 kere 12 24 ve buraya da 24x gelsin diyelim. Ama hocam burada 29x vardı e tamam demek ki burası da 5x'miş. Aslında bakarsanız 12'nin karesi artı 24x artı e, biz burada ne yapmak istemiştik? X'in karesini almak istemiştik değil mi? Yani böyle olursa tam kar olur. Bu ifade x artı 12'nin parantez karesidir. E demek ki artık o zaman bu da x artı 12'nin parantez karesi olsun diyelim. Ve dikkat ettiyseniz bunlar eşit, bunlar eşit o zaman bunlar da birbirine eşit olsun diyelim. x kare eşittir 5x ise x eşittir burada 5 gelir. Bizden istenen x artı y toplamının en küçük değeriydi gençler. Şimdi şu kısma bir bakalım. Burası x artı 12'nin karesinin kare kökü olduğu için x artı 12 olacaktır. Bu sevgili arkadaşlarım y bir de x lazım bize. E, x ve y pozitifti bunu unutmayalım. O halde ben artık şunu yapabilirim. E, x ve pozitif tam sayılarda bunu sakın unutmayın. Şimdi ikisi de 5 bulmuştuk ya. E bu 5 ise e, demek ki burası 17 oluyor. 17 ile 5'in toplamında bize 22'yi veriyor. Doğru cevap da D seçeneğidir diyebiliyoruz böylelikle. Evet ikinci sorumuzda devam edelim. Birden büyük k pozitif tam sayısının pozitif tek tam sayı bölenlerinin sayısı bununla gösteriliyor. Mesela 18'i düşünelim. Şimdi 18 için bize açık açık vermiş. Yani 18'in tek tam sayı bölenleri 1, 3 ve 9 demiş tamam mı? Ama biz burada hani bu soru bizi şu an yanlış yönlendiriyor. Aslında bakarsanız bir çeldirici yöntemidir bu. Soru yazılırken öğrenciyi tersine yönlendirmek. Sanki böyle 18'in bölenlerini düşün de onlardan tek olanları bul diye. Ama biz zaten matematikçiler olarak öğrencilerimize şunları öğretiyoruz. Bir sayının tek tam sayı bölenlerini bulma metotlarını öğretiyoruz. Bunun içinde mesela 18 dediğimiz sayı 2 üzeri 1 çarpı 3'ün karesi olduğunda tek tam sayıları ararken 2'lerle ikilerle eşimiz olmuyor. Dolayısıyla 2'yi eliyorsunuz. Bunun üzerini 1 artırıyorsunuz. 2 artı 1'den doğru cevap 3 oluyor. Bakın zaten 3'e de eşit oluyor. Yani sayıların tek tam sayı bölenlerini düşünmeden bu şekilde sayılarını bulmamız gerekiyor. E şimdi o zaman 180 sayısı. Arkadaşlar 180 sayısı 4 kere 45 olduğundan 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1'dir. Burada ikilerle işimizin olmadığını dile getirmiştik. 2'yi 1 artırdım 3, 1'i 1 artırdım 2, 3 kere 2 bize 6'yı verdi. Bak burada da zaten 6 gelmiş dolayısıyla birinci öncülümüz bizim doğru. İkinci öncüle bakalım. Şimdi 630'un tek tam sayı bölenlerinin adedinin tek tam sayı bölenlerin adedi. Şimdi o halde ben 630'u biliyorsunuz ki 7 kere 90'dır. 630 diyelim eşittir 7 üzeri 1 çarpı şimdi 90 dediğimiz sayıda 2 kere 45'tir 2 üzeri 1 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1 Şimdi ikilerle işimiz olmayacak demiştik 1'i 1 artırdım 2 2'yi 1 artırdım 3 1'i 1 artırdım 2 Bunları çarparsanız 12 gelir ve artık elimizde şu var Altıgen içerisinde 12 kaldı 12 de biliyorsunuz ki 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1'dir 2'yi bir pardon, ikilerle işimiz yok demiştik. 1'i 1 artırdım 2. E cevabın 2 olması gerekiyordu ama bize ne demiş? 12 demiş. Yani ikinci öncülümüz arkadaşlar cortladı. 3. öncülümüze de bakacak olursak, tek tam sayı bölenlerinin adedi 3 olan iki basamaklı 6 farklı k k tam sayısı vardır demiş. Şimdi bakalım. Mesela direkt 5'in karesini ve 7'nin karesini alabiliriz. Biri 25, biri 49. Bunu 1 artırdığınız 3, bunu 1 artırdınız 3. Veyahut şunu da yapabiliriz. 2'nin 2 üzeri 1 çarpı 5'in karesi. Bakın arkadaşlar burası 50 yapar. Değil mi? Ve böylelikle ikilerle işimiz yoktu ya hani bak. ikilerle işimiz yok. Bunu 1 artırın, 3 gelir. Veya o halde şunu da yapabiliriz biz. 2 üzeri 1 çarpı 7'nin karesini de alabiliriz. Çünkü bu da sevgili arkadaşlarım bize 98'i verecektir. Bununla işimiz yok. 1 artırdınız 3. Şu an 4 tane bulduk. Başka var mı? Şöyle diyebiliriz. 2 üzeri 1 çarpı 3'ün karesini de alabiliriz bakın mesela burada. 2 ile işimiz yok bunu 1 artırdınız 3 geldi bu da olur. Daha sonrasında 2'nin karesi çarpı 3'ün karesini alabiliriz ki 36 yapar 2 basamaklıdır. Bununla işimiz yok 1 artırdınız yine sevgili arkadaşlarım ne geldi? Ee, 3 geldi. 2'nin küpü çarpı 3'ün karesini de mesela alabiliriz. Ki burada bununla işimiz yoktu çarpımları da 72 yapar. Bunu 1 artırırsanız 3 yapar ki zaten bize 6 demişti. Biz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanesini bulduk. Demek ki 6 değilmiş arkadaşlar. 6 farklı demişti. 6 değilmiş. O halde bizim cevabımız sadece 1 işaretlediğimiz için yalnız 1 olacaktı. Doğru cevap da A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Üçüncü sorumuz x kare 2y'ye eşitmiş. Pekala x eksi 4y artı 6 da 0'dır demiş. Denklemiz, denklem sistemini sağlayan x, y sıralı ikililerinden bir tanesi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi x kare 2y ise eğer 4y e, dediğimiz şey de 2x karedir biliyorsunuz. O zaman buradaki 4y gördüğümüz yere bunu yazabiliriz. Yani x eksi 2x kare artı 6 eşittir 0 dedim. Her birini sağ tarafa toplayalım. X kare, 2x kare eksi x eksi 6 eşittir 0. Buradan çarpanlarına ayırırsam 2x'e x gelir. Burası da sevgili arkadaşlarım eksi 2'ye artı 3 gelecektir. X eşittir eksi 3 bölü 2 ki burada x'lerin eksi 3 bölü 2 olduğu bir bileşen yok. Ve x eşittir 2 gelir. 2 de burada var. Şimdi x 2 ise şurası burası 4 olur. 2y 4 ise y de 2'dir. Yani x 2 y 2 oluyor. Demek ki 2 y 2 bizim bu sıralı ikililerimizden bir tanesi doğru cevabımız d seçeneği olacaktı. Devam 4. soru. B1'den B birden farklıymış, B'nin a cinsinden değeri hangisidir diye soruluyor. İçler dışlar çarpımı yapalım. A çarpı B'nin karesi artı A eşittir diyorum. 2A artı B eksi 1 dedik arkadaşlar. Şimdi burada bu kısımda şöyle bir şey yapılabilir. Her birini sol tarafa toplayalım. A çarpı B'nin karesi eksi A ve daha sonrasında eksi B artı 1 dedik sevgili arkadaşlar. Hatta ve hatta. Bunu şu şekilde düzenleyelim. B'nin karesi olduğu için burada B'yi önce bu tarafa atalım. Eksi B olsun. Eksi A artı 1 eşittir 0 diyelim. Şimdi bu biz bunu B'ye bağlı <laughs> ikinci dereceden bir denklem olarak düşünelim. Çünkü B'nin e, değeri sorulmuş bize A cinsinden. B'ye bağlı ikinci dereceden denklem gibi düşünelim biz bunu. Ben burayı A çarpı B'ye B biçiminde çarpanlarına ayırayım. Daha sonrasında sevgili arkadaşlar e, Buradaki kısmı da mesela a eksi 1 diyelim ve burayı da eksi 1 biçiminde ayıralım. Bakın şimdi şununla şunu çarparsanız ab eksi b gelir. Bununla bunu çarparsanız eksi ab olur. Eksi ab ile artı ab birbirini götürür. Elimize sadece eksi b kaldı o da burayı veriyor zaten. Hmm. Demek ki o zaman biz bunları düz bir şekilde toplayıp eşitleyeceğiz. Yani ab artı a eksi 1 çarpı b eksi 1'miş eşittir 0. Şimdi buradan B ya 1 geliyor arkadaşlar ama soruda ne demiş? B 1'den farklı diyordu. O halde B ya 1'dir dedik bu yemedi. O halde kesinlikle B şuradan gelecek. O halde AB eşittir 1 eksi A olur arkadaşlar. A'yı da karşıya bölüm olarak atarsanız B eşittir 1 eksi A bölü A'dır. Bu da bize D seçeneğini verir. Doğru cevaba D dedikten sonra ilk sayfamızı bitirdik. Devam ediyoruz. İkinci sayfamızda beşinci soru. A, B, C ve D tam sayıları kullanılarak aşağıdaki çarpma işlemi tablosu doldurulmuş. Buna göre 3 tane ifade var hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi A diyelim, B diyelim, C ve D diyelim arkadaşlar. Burada e, gençler A artı B ile A artı B ile C eksi D'yi çarpmış bakın ve sonucu çift bulmuş. Ve sonrasında A artı D ile bir de gitmiş c eksi d'yi çarpmış, sonucu da tek bulmuş. Şimdi düşünelim bakalım. A artı b çarpı c eksi d var. Bak burada da c eksi d var. C eksi d'nin ben tek sayı olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyeceğim. O zaman buradaki c eksi d de aynı c eksi d olduğu için bu da tektir. Şimdi tek de neyi çarparsam çift olur. Tabii ki çifti demek ki a artı b çiftmiş arkadaşlarım. A artı D'de tekle de tekin çarpımı tek olacağından A artı D de tektir diyeceğiz. Demek ki burada şunları söyleyebiliriz artık. Mesela A'nın üzerine B eklemiş çift olmuş. A'nın üzerine D eklemiş tek olmuş. O zaman B ile D birbirinden farklı. Yani bu tekse bu çift. Bu çiftse bu tek olacak. Tamam. Bu cepte. Şimdi bir de şundan şunu çıkaracak olursanız çiftten tek çıkarsa arkadaşlar tek kalır. Şimdi burayı da sevgili gençler C eksi D'ler var dikkat ettiyseniz. Bence C eksi D'nin tek olduğunu biliyorum. C eksi D ortak çarpan parantezini alalım. Şuraya bakalım şimdi. Çıkarıyoruz ya. A artı B'den A artı D'yi çıkarırsanız B eksi D kalacaktır. Eşittir tek. Bakın C eksi D ile B eksi D'nin çarpımı da tek. Şimdi ben C eksi D'nin zaten tek olduğunu biliyordum. Burası da tek. B eksi D tek. Zaten onu bulmuştuk. O zaman toplamayalım da çıkaralım mı? Pardon çıkarmayalım da toplayalım mı? Toplayalım hadi bakalım bir de. Çıkre teki toplarsanız tek gelir. C eksi d parantezinde. Bak burada ne oldu? 2a artı b artı d geldi. Zaten b artı d'nin yine tek olduğunu biliyoruz. Demek ki buradan yemiyor arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok. Pekala yani şimdi a ve c hakkında nasıl yorumlar yapabiliriz? Buna e, göz atalım. Gençler burada a ile b'nin toplamının çift olduğunu biliyoruz. O zaman şunu söyleyebilirim ki a ile b demek ki ikisi de eşit. Yani aynı. Tekle tekin toplamı çift yapar. Veya çiftle çiftin toplamı çift yapar. O zaman A tekse diyelim C tektir veya A çiftse C çifttir denilebilir. Evet muhabbet bu aslında. Peki o halde arkadaşlar hatta ve hatta şöyle diyebiliriz. A artı D tekti. A buradan daha güzel yürüyebilirmişiz. Belki de doğru yapmışızdır. D çiftse A artı D'nin tek olabilmesi için A'nın tek olması lazım. Güzel. Bu tekse bunun çift olması lazım. Tamam. Şu ana kadar Birazcık yanlış bir yolla doğruyu da yapmış olduk. Güzel. A, B, C, D toplamı tektir demiş. Bak tekle tekin toplamı çift. Çiftle tekin toplamı tek. Tekle çiftin toplamı tek yapar. Doğru. Çiftle çiftin toplamı çift. Çiftle çiftin toplamı çift. Çiftle tek eklersen tek olur. Bak tektir demiş. Doğru. B ile D'nin toplamı tektir. Şununla şunun toplamı. Tekle çiftin toplamı tek. Çiftle tekin toplamı tek. Yani bu da her zaman tek. Bu da doğru. A eksi C çifttir demiş. Tekten teki çıkardığımız çift, çiften çifti çıkardığımız çift demek ki bu da doğru. O halde cevabımız E şıkkı olacaktı. Evet devam ediyorum 6. sorumla. X, X, ve YXX 3 basamaklı. Şimdi bir tersten bir düzden okunuş aslında bu. Ee, AB A, ve B, A 2 basamaklı doğal sayılardır. Diyor ki A, karesi, AB sayısının 2 basamaklı sayısının karesi X, Y'yi veriyor bize. E, ee, karesi de sevgili arkadaşlar bize y x x'i veriyormuş. Bunu sağlayan sayılar 21'in karesi eşittir 441 ve 12'nin bunun tam tersi onun karesinin 144 olduğunu söyleyebiliriz. Yani hem karesi hem de kendisi palindrom olanlar. Bakın bu da palindrom, bu da palindrom, bu da palindrom, bu da palindrom. E şimdi o zaman bizim AB sayımız 21, ötekine de 12 diyebiliriz. A ile B'nin çarpımı sorulmuş. 2 kere 1'den 2 gelir. Doğru cevap A seçeneğinde verilmiştir. Devam. 7. soru. Dik koordinat düzleminde y eşittir fx parabolü ve gx doğrusal fonksiyonunun grafikleri aşağıdaki gibi verilmiş. Şimdi benim fx parabolü eksi 2 ve artı 2'den geçtiği için bir kökü 2 diğer kökü eksi 2. Bir de burada x 4'ten geçtiği için aslında fx'e biz x kare eksi 4 diyebiliriz. gx fonksiyonumuz da sevgili arkadaşlarım eğimi 1 ve eksi 2 kökse gx fonksiyonumuz da x eksi 2'nin ta kendisidir. Şimdi x eksi 2 olmayanları eleyelim mesela şunları. Bak bu gitti. Şu da gitti. Bu da gitti. Cevap B veya D şu an. x kare eksi 4 olmayanları da eleyin. Al bak bu da gitti. O halde cevabımız ne olacak? B seçeneği. Bunu da büyük veya eşittir diyorsa parabolün üstte kalan kısmını yani parabolün içini büyük veya eşittir diyorsa sevgili arkadaşlarım burada da e, burada bir hatamız var. Hatamız var. x eksi 2 değil x artı 2 arkadaşlar kökümüz eksi 2 idi. Bak hatamız var hemen düzeltelim. Hiç problem değil. Şurası x artı 2. x artı 2 olmayanları eleyecektik biz. Şu şekilde. x kare eksi 4 olmayanları da elelim. Tamam cevap ya a ya e. Ee, parabolün iç tarafını taramak için parabolden daha büyük yerler olması gerekiyor. Doğrunun alt tarafını taramak için de doğrunundan daha küçük veya eşit işte olan yerler olması gerekiyor. Cevabımız E seçeneği. B'de şu sağlamıyordu. Oradan işkillendim zaten. İyi ki sağlamamış. Evet 7. sorumuzu çözdük. E dedik. Devam ediyoruz 8'de. Tam sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları bu şekilde tanımlanmış. F bileşke g1 diyor. Önce bana g1 lazım. g1 1 artı k'dır arkadaşlar. 1 artı k'yı da f'in içerisine yazarsanız 1 artı 2k gelir. Artı. G bileşke f2'de de f2'yi bulalım önce. 2 artı k'dır f2. Onu da burada yerine yazarsanız 2 artı k'nın karesi yani k kare artı 4k artı 4 Artı bir de tabii ki k'yı ekleyeceğiz. Bunun da sonucu eksi 1 geliyormuş. Pekala şimdi k kareyi kullanalım. 4k, 2k daha 6k, k daha 7k yapar. 1, 4 daha 5 yapar. Bunu bu tarafa atarsanız artı 6 gelir eşittir 0. Bakın ben burayı k'ya k, 6'ya 1 biçimde açarım. k eşittir eksi 6 ve k eşittir eksi 1 gelir. Bize k'nın en büyük negatif değeri sorulmuştu. Eksi 1 eksi 6'dan daha büyük olduğu için cevabımız e seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. İkinci sayfamızı da bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlarım. Devam ediyorum. 3 sayfada dokuzuncu soruyla. Dik koordinat düzleminde eksi 5 6 kapalı aralığında tanımlı. Y eşittir. F artı 2 diyor bakın ama dikkat edin. F değil. Grafiği şekilde verilmiş. Buna göre bu ifadenin değeri soruluyor. Şimdi F 8'i bulmak için şurada 6 yazmam gerekiyor. 6 nereye gitmiş? 6'ya. Yani şurası 6. F 6'yı bulmam için de 4 yazmam gerekiyor. 4'te 4 de 4'e gitmiş. Demek ki arkadaşlar üst taraf 4. Bölü f eksi 1 onu bulmak için buraya eksi 3 yazmam gerekiyor eksi 3 2'ye gitmiş bakın burası 2 eksi şimdi f'in tersinde 0 deniliyor f'in tersinde 0 sevgili arkadaşlarım burada gördüğünüz üzere eksi 4 apsis noktan geçmiş ama bu fonksiyon 2 birim sola kaydırılan bir fonksiyon olduğu için eksi 4 sola kaydırıldığında eksi 4 oluyorsa demek ki kaydırılmadan önce eksi 2 yani burası da eksi 2'ymiş 2 eksi eksi 2 ne yapar 4 yapar 4 bölü 4 de 1'i verir bize cevabımız B seçeneği olur. Devam ediyorum 10. soruyla. <laughs> fx gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı. ikinci dereceden bir polinom fonksiyon olmak üzere. E, demiş ki bize iki tane bilgi vermiş. Buna göre demiş bu bahsedilen fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Hangisi olabilir diye sorulmuş. Mesela şuraya bakın fx-2 bu iki birim sağa kaydırılmış bir fonksiyondur. Çıkarınca sağa kaydırılıyordu. Sağa kaydırıldığı zaman eksi 1 ve 6'da kökü varsa, sağa kaydırılmadan önce eksi 3 ve 4'te kökü olmak zorunda. Bakın eksi 3'e 4, bakın eksi 3'e 4. Ama burası eksi 4'e 3, bu gitti. Daha sonrasında ben diyor mutlak değerini alıp bir çıkarıp, pardon özür dilerim, fonksiyondan bir çıkarıp mutlak değerini alırsam diyor, o zaman da sıfıra 4'ten geçiyor diyor. Şimdi şundan bir çıkarın ne olur arkadaşlar? Bu bir birim alta düşer 4'e. Yani şurası 5'ti 4'e düşer. E mutlak değerini alırsam zaten pozitif olduğu için 4 olur. Yani bu olur. Bir de buna bakalım. Önce 1 çıkarırsak eksi 4 olur. Sonra mutlak değerini alırsam artı 4'e çıkar. Yani bu da olur. Demek ki cevabımız 1 3 olacakmış. Doğru cevap E seçeneğinde verilmiş. 3. sayfayı da bitirdikten sonra devam ediyorum. 11. sayfamdaki pardon 4. E, sayfamdaki 11. soruyla. 0 12'ymiş P noktası. Yani şurası 12. X kare parabolüymüş tamam. Ben şuraya A demek istiyorum. Burası A ise şurası A birimdir. O zaman burası da A birimdir. Daha sonrasında parabol olduğu için simetrik bir yapıya sahip olduğundan böyle söylüyoruz. A'ya A dedik. Burası A ise aslına bakarsanız buranın ordinatı A karedir. Çünkü A'yı A X karede yerine yazıyoruz. O halde şunun yüksekliği ne olur? 12 eksi A kare olur. 12 eksi A'nın karesi. Çarpı bakın taban 2A bölü 2 eşittir. Bunun alanı neymiş? 16 birim kare. Şimdi gençler şuradaki ikileri bir götürelim. A çarpı 12 eksi A kare eşittir 16 ise hemen 16'nın çarpanlarını düşündüğü zaman 12'ye 8 mesela sağlıyor. Bak 2'ye 8 burası 2 iken burası 8 olur. Demek ki A kaçmış? 2. AP kaç birimdir? Bak burası 2 birim. Şurası 12 eksi A kare olduğu için 8 birim. Burası 2 burası 8 ise burası 2 kök 17'dir. Yani kök 68'dir. O halde cevabımız da D seçeneğinde verilmiştir deriz. Devam. 12. soru. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere 3 tane önerme var. P'nin değil veya Q ise Q ve R önermesi yanlış bir önermeymiş. Şimdi bu yanlış oluyorsa şurası 0'dır, burası 1'dir. Ama tabii bunun için şu an yani diğer denemelerdeki sorulara benzemiyor. Bunun için birden fazla ihtimal de var. P, Q, R önermeleri diyelim. Şimdi arkadaşlar burada Q'dan hareket edelim. Mesela Q burada 0 olabilir. 0 olursa burayı komple sıfırlar zaten. E Q0 ise bu 1 yani R0 veya 1 olabilir arkadaşlar. Eğer ki Q0 ise şunun kesinlikle 1 olması lazım. P'nin değil 1 ise o halde P kesinlikle ama kesinlikle 0 olacaktır. Yani burada PQR için 001 ve 000 ihtimalleri söz konusu. Şimdi ben şunu birazcık yukarı taşıyayım. Onu değil tabii ki şunu arkadaşlar şöyle tutalım. Birazcık yukarı taşıyalım arkadaşlar. Daha sonrasında oraya... Başka şeyler de sızdıralım çünkü Q'nun 1 olma durumunu hiç düşünmedik. Q1 olursa R kesinlikle 0 olmak zorundadır. Eğer Q1 olursa P'nin değili 0 veya 1 olabilir. Yani burası 1, 0 da olabilir. Bu şekilde. Şimdi iki tane daha ihtimal bulduk. Bu ihtimallere göre aşağıdakileri değerlendireceğiz. Hangileri doğruymuş bir bakalım. Şimdi örnek veriyorum. A36 ve B30 iken. A artı B 78 mi? Hayır. Demek ki P önermesi 0 oldu. Yani şunlara bakacağız şimdi. 36 ve 30 için düşünüyorum. A ile B'nin en büyük ortak böleni 6 mıdır? Yani 36 ile 6'nın 30'un en büyük ortak böleni 6'dır. Evet doğru. Bakın 0 0 olmayacak. 0 0 değil. 0 1 olacak. Devam. E, demiş ki A ile B'nin en küçük ortak katı 180'dir. 36 ile 30'un en küçük ortak katı 180'dir. Yani doğrudur. Peki bakın 0, 1, 1 olmasını bekledik 0. Demek ki bu sağlamıyor arkadaşlar. Birinci öncül cortladı. 1 olanları da silebilirsiniz. Geçtim 2'ye. 42 ve 30 iken. EBOB'ları 6'dır ilk gördüğüm o. Demek ki arkadaşlar biz şunlara bakacağız bu sefer. 1 olanlara bakacağız. A ile B'nin toplamı 78 mi? 42 ile 30'un toplamı 72 yapar. Demek ki bu yanlış. Bakın şuna bakacağız. Şimdi eğer R'de 0 gelirse 2'ye doğru diyeceğiz. Bakalım. A ile B'nin en küçük ortak katı 180'dir. 42 ile 30'un zaten 180'i böleni bile değil 42. Dolayısıyla 180 olamaz arkadaşlar. Yani bu doğruymuş. 2 olmayanları da silebiliriz şimdi. Üçüncü öncül belirleyici öncülümüz. 60 ve 18'e bakıyoruz. Toplamları 78. Dolayısıyla biz sadece ama sadece şuna bakacağız. 60 ve 18'in ebobu 6 mı? Evet 6. Bu da doğru. A ile B'nin en küçük ortak katı 180'dir demiş. 60 ile 18'in en küçük ortak katı 180 olur arkadaşlar. Yani bu da doğru. E buraya bakıyorsun. Yanlış. Yani buna uyumlu bir şey değil bu da. O halde cevabımız yalnız 2 olacaktı diyebiliriz. 12 de çözdük. Devam ediyorum 13. soruyla. Şimdi soruyu bayağı bir kısa alabiliriz. Nasıl? Şöyle. X'in karesi zaten 0 veya en kötü ihtimalle 0. Evet, pozitif. Bir ee, eklerseniz pozitif olacaktır. Dolayısıyla burası olduğu gibi çıkar x kare artı 1. Bölü mutlak x diyorum. Yanına da mutlak değer x 2 bölü mutlak x diyorum. Tamam mı? Aynı şey. Eşittir. Şurayı da X'de x ile x'i çarptınız. x kare artı 1 geldi. x kare artı 1 zaten pozitif olduğu için bunu mutlak değersiz yazdım. Bölü mutlak x var. Artı bir de 12'miz var. Gençler gördüğünüz üzere cort ve cort bunlar gidiyor. Bunu da 12'nin yanına çarpım olarak gönderirseniz x 2'nin mutlak değeri eşittir. 12 çarpı mutlak değer x diyebiliriz. Şimdi burada iki ihtimal düşünelim. Mesela x sıfırdan küçükse ve x sıfırdan büyükse diyelim. x sıfırdan küçükse burası 2 eksi x diye çıkar. Karşı tarafta eksi 12 x diye çıkar. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsanız 11 x eşittir. Eksi 2 gelir. x sıfırdan büyükse iki ihtimal söz konusu. 2'den küçük mü? Şimdi x sıfırdan küçük olsun ama 2'den de küçük olsun. x sıfırdan büyük olsun ama 2'den de küçük olsun. Burası nasıl çıkar? 2 eksi x. Karşı tarafta sevgili arkadaşlarım 12x diye çıkacaktır. 13x eşittir 2. Bir de x'in 2'den büyük olduğu duruma bakalım. Her şey olduğu gibi çıkar. x eksi 2 eşittir 12x. Şimdi burası 11x eşittir eksi 2'den x eşittir eksi 2 bölü 11 gelir. Burası da x eşittir eksi 2 bölü 11 ki cevabımız zaten c. Buraya bakıyorum x eşittir 2 bölü 13. 2 bölü 13 var mı şıklarda? Yok. Negatifini sormuş zaten. O halde cevabımız eksi 2 bölü 11 olacaktı diyebiliriz. Evet devam. Bir diğer sayfa 14. soru. ABC gerçel sayılar olmak üzere. Px ve Qx bulundukları satır ve sütunlardaki ifadelerin çarpımından oluşan 3. dereceden polinomlardır. Px ile Qx'in toplamı polinomunun derecesi 2 ve baş kat sayısı da 1'miş. Şimdi 3. derecedendi bunlar. Toplamları 2. dereceden oluyor. Demek ki baş kat sayıdır birbirlerinin negatifleri. Qx polinomunun baş kat sayısı 2 olduğuna göre P1 kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle Px'i oluşturalım. Px polinomumuz x eksi 3 çarpı x artı 3 yazıyorum. x eksi 3 çarpı x artı 3 çarpı bx artı c. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım qx polinomumuzu da oluşturalım. x eksi 3 çarpı x artı 3 çarpı ax. x eksi 3 çarpı x artı 3. Bakın bir de burada hemen yanındaki ax. Şimdi bu qx'in baş katsayısını sayısını bize 2 vermiş ya. Burada baş katsayı burası bir, burası bir, burası 1 e burasının demek ki 2 olması gerekiyor. Yani şu 2x'miş. A 2'ymiş arkadaşlar. E ne demiştik? Px'te Qx'in baş katsayıları birbirinin negatif olması gerekiyor. Demek ki buradaki Bx dediğimiz şey de eksi 2 xmiş arkadaşlar. Şu şekilde. Peki arkadaşlar yani şimdi Px'i buldum aslında. Yani Qx'i net buldum. E, Px'in de C'sini bilmiyorum. Eee baş katsayısı 1'dir demiş. Toplarsak baş katsayısı 1 geliyor x kareden kaynaklı. P1 kaçtır diye sormuş değil mi bize şimdi? Arkadaşlarım şöyle düşünelim. Px ile Qx'i topladığımız zaman derecesi 2 oluyor demiştik zaten. Tamam eyvallah. Şimdi şurası nedir? x kare eksi 9 çarpı eksi 2x artı c. Şuraya bakıyoruz. x kare eksi 9 çarpı 2x. Şimdi ben bunları taraf tarafa toplarsam x kare eksi 9 parantezinde eksi 2x artı eksi 2x gidiyor ve c kalıyor. Şimdi bu ikinci dereceden mi? Evet. Baş kat sayısı da 1'miş. C kere x kare c x kare yapar. baş kat sayısı 1 ise demek ki c kaçmış o da 1. O zaman hayırlı uğurlu olsun ben p ikisi de buldum. Bak burası da 1'miş. P1 soruluyor yerine yazacağım artık. Şurası x kare eksi 9'du. 1'in karesinden 9 çıkardım. Eksi 8 çarpı. Eksi 2 kere 1 eksi 1 eksi 2 1 ekledim eksi 1 geldi. Eksi 1 kere eksi 8'de 8 de bize 8'i verir. Yani cevabımız c seçeneği olur. Devam ediyorum 15'te. Baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden e, px ve qx polinomları için x kare eksi 4 ile px polinomu x kare eksi 4 ile bölünebilmekte. Yani bölünüyorsa demek ki böyle bir çarpanı var. Px diyelim. Şurayı yanlış yazdık. Px eşittir. x e, eksi 2 çarpı x artı 2 diye yazalım. Ne olur ne olmaz. x artı 1 ile bölünemiyor. O zaman ben buna x eksi a diyeyim. Qx 3. dereceden olduğu için öyle yazdım. Qx polinomu da x kare eksi x eksi 2 ile bölünüyor ya. Bak ben buraya x'e x diye, buraya da eksi 2 artı 1 diye açarsam bunun çarpanları x eksi 2 çarpı x artı 1 yapar. Ve çarpı x eksi b diyelim. Px polinomunun e, ne demiş? x eksi 3 ile bölümünden kalan yani P3. Şunu hemen şu kalemi seçelim. P3 diyoruz arkadaşlar. Neye eşitmiş? Q'nun x eksi 4 ile bölümünden kalana yani Q4'e eşitmiş aynı zamanda. Px ve Qx polinomlarının ikişer kökü ortakmış. Şimdi bak. Şuradakilerin ortak olduğunu görüyorsunuz. Yani 2 diye ortak bir kök var. E, ama ne demişti? Px'in içerisinde x artı 1 çarpanı yok. Qx'in içerisinde x artı 2 çarpanı yok demişti. E, o zaman e, ne diyeceğiz? Px'in içerisindeki şunla Qx'in içerisindeki şu ortak. Yani ikisine de ben x8a yazabilirmişim. Çok güzel ortak olan kökler olsun diye ikişer tane. Şimdi o halde şunu kullanmanın vakti geldi. P3. 3'ten 2 çıktı 1. 3'e 2 eklediniz 5. 3 eksi A. Eşittir diyorum. Q4'ü bulalım. 4'ten 2 çıktı 2. 4'e 1 ekledim 5. 4 eksi A. Ve gençler dikkat edin. Her iki taraftaki 5'leri götürüyorum. Zaten şu 1'in hiçbir hükmü yok. 3 eksi A eşittir. 8 eksi 2 A. Buradan A eşittir. 5'in ta kendisi gelir. Ortak köklerden birisi sorulmuş. Tabii ki C olacak. Sevgili arkadaşlarım cevabımız doğru cevap. Pardon. C olacak derken D olacak. Doğru cevabımız da 5'miş. Sevgili arkadaşlarım doğru cevap D şıkkıydı. 15. sorumuzu çözdüğümüze göre devam edelim. 16. soruyla. A ve B boş kümelerden farklı iki küme. A kesişim B bir M kümesinin alt kümesiyken M de A birleşim B'nin alt kümesi. Yani o zaman ben bu kümeleri şu şekilde çizebilirim bence. Şöyle diyelim. Şimdi A kesişim B şu bölge. Şu bölge. Şimdi bu bölge bir M'nin alt kümesi ama bu M'de A birleşim B'nin alt kümesi. Şimdi ben şuraya A dedim buraya B dedim. Bak o zaman ben bu M kümesini şöyle çizerim. Tamam. Böylelikle kesişimi kapsadı ama A birleşim B'nin de alt kümesi oldu. Şimdi ortak olan elemanlar 0, 4, 6 bak görüyorsunuz. O zaman ben buraya 0'ı buraya 4'ü buraya 6'yı yazarım. Yani M kümesinin içerisinde kesinlikle 0, 4, 6 var zaten. M kümesinin içerisinde 0, 4 ve 6 zaten var. Geri kalan bak şuradaki 2. 2 ya burada ya burada. Geriye kalan 8 ve 10 da ya burada ya burada. Şimdi M kümesi içerisinde 8, 10 ve 2 olabilir. O halde M kümesinin kaç farklı versiyonu var? 2'nin küpü. 8 tanedir arkadaşlar. Ne demiş? Birbirinden farklı kaç tane ara kesit kümesi vardır diye sorulmuş. Ee, böyle kümelere ara kesit kümesi denir diye bunu okumayı unuttuk. Ara kesit kümesi de M kümesi oluyor. Kaç tane M kümesi var? 8 tane. Cevabımız C seçeneği olacaktı diyebiliriz. 17. sorumuz. Boş kümeden farklı bir X kümesinin çok güzel bir soru bu arada. Her A ve B alt kümeleri için FAB fonksiyonu şuna eşit oluyor. A ile B'nin birleşimini alıyorsunuz, X'ten çıkarıyorsunuz x'in k alt kümesidir l koşulunu sağlayan her k ve l alt kümeleri için f x eksi l l eksi k ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi şöyle diyelim x'in alt kümelerinden şuna x diyelim kocaman bir x olsun arkadaşlar. Şimdi bunun k alt kümesi l olacak biçimde yine alt kümeleri varmış. Yani ben şuna l diyeceğim. O zaman şuna da sevgili arkadaşlarım K diyelim. Tamam. E şimdi diyor ki bize bakın x eksi l l eksi k. x eksi l neresidir? Dışarısı arkadaşlar. Şurası. L eksi k neresi? E, burası. Yani k haricindeki her yer. O zaman şöyle diyebilir miyim? Ben e, şu ikisinin birleşimine yani şu ikisinin birleşimine diyelim. işaretlediğimiz yerlerin birleşimine ben x eksi k diyebilirim. Çok rahatlıkla. E şimdi adam bize demiş ki şu ne demek? Birleşimleri bakın x eksi k idi. O zaman x'ten x eksi k'yı çıkaracağız. Amaç bu. x eksi x eksi k derseniz x'ten k'yı çıkardım. Daha sonrasında kalan bölge elimdeki şurası. daha sonrasında x'ten de bunu çıkarırsam yine k kümesinin ta kendisini elde ederim ki... Zaten matematikteki temel kavramlardaki işleme de benzedi bakın. X eksi x artı k yapar burası. E bu da zaten k'nın ta kendisidir. Yani cevabımız b seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz 17. sorumuz için. Devam 18. soru. Pınar ikinci dereceden bir bilinmenin denklemleri kendine özgü yöntemle aşağıdaki gibi çözmekte. Adımlar verilmiş arkadaşlar. bunun x kare eksi 8 x artı 15 eşit 0 denklemini bu şekilde çözersek a'yı kaç buluruz diye soruluyor. Ben öncelikle x kare eksi 8 x'i 15'i karşıya attım eksi 15 dedim. Burayı da x parantezinde x eksi 8 eşittir eksi 15 yazdım. Ve daha sonrasında x'i a artı 4 seçmek istedim. Böylelikle burası a artı 4 olur. Burası da a eksi 4 olur. Çarparsanız eksi 15 gelecek. Çarptığımız takdirde de a kare eksi 16'nın eksi 15'e eşit olması gerektiğini görürüz. Eksi 16'yı karşıya atarsanız a kare eşittir 1 gelir. Yani a burada ya 1'dir ya da eksi 1'dir. a'nın pozitif değeri kaç olarak bulunur demiş. 1 zaten karşımıza çıktı cevap A seçeneği olacaktı. 19. sorumuz bir logaritma sorusu. Bakın şuradaki 2'yi başa atın. Buradaki 3'ü de başa atacağız ama buradaki 2 1 bölü 2 diye geçer. Buradaki küp kök 3 olduğu için zaten bu kısım y'nin 1 bölü 3. kuvvetidir. 1 bölü 3'ü başa atarsanız şu şekilde geçer. Ve logaritma x tabanında y yapar eşittir a. Şurası 1 bölü 6 olduğundan 1 bölü 6 çarpı logaritma x tabanında y eşittir a'dır. Ve doğal olarak da logaritma x tabanında y eşittir 6 a'yı verir bize. Şimdi bu cepte dursun şu şekilde. Daha sonrasında da bize bunun a cinsinden değeri sorulmuş. Bakın 3'ü başa attım 3 ln x. Şuradaki y üzeri 1 bölü 2'nin 1 bölü 2'sini ters çevirip 1 bölü 2'yi direkt başa attım. 1 bölü 2 çarpı ln y oldu. Yani arkadaşlarım burası 6 çarpı ln x bölü ln y oldu. Şimdi ln x bölü ln y demek şu demek logaritma y tabanında x'in ta kendisidir biliyorsunuz taban değiştirmeden. E, logaritma x tabanında y 6 ise y tabanında x tabii ki 1 bölü 6a'dır. Burada 6'lar giderse cevap karşımıza çıkar. Doğru cevap 1 bölü a olacaktı yani cevap b şıkkıydı sevgili arkadaşlar. 20. soru bilgisayar mal yayınları TYT AYT geometri kitabının santim cinsinden ölçüleri aşağıdaki gibi verilmiş. Bakın burası logaritma 4 tabanında 8 cm yani Logaritma 2'nin karesi tabanında 2'nin küpü yani 3 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2 yani 3 bölü 2. O halde ben şunları sileceğim. 3 bölü 2 yazacağım direkt bu kitabın kalınlığına. Kalınlık 3 bölü 2. Yükseklik ona bakalım şimdi. Logaritma bakın şu demek 2 üzeri 1 bölü 4 demek. 512'de 2 üzeri 9'dur. 9'u başa attım 1 bölü 4'te ters çevirip başa attım. 4 oldu çarpı logaritma 2 tabanında 2. E burası 1 olduğu için zaten kitabın yüksekliği 36 santimetre olarak karşımıza çıktı bu kitaplardan 3 tanesi şu şekilde üst üste konulmuş yatay buraya da kitabın tamamını kapatacak şekilde A tane konulmuş buna göre diyor A artı B toplama en çok kaçtır şimdi B dediğimiz şey buranın tamamının yüksekliği yüksekliği bulmak kolay bir kitabın yüksekliği zaten 36 idi şurası da 3 tane 3 bölü 2 yani 9 bölü 2 İkisini toplarsanız 81 bölü 2 gelir bu sevgili arkadaşlarım B olur. Yerden yüksekliği demiştik çünkü. Tamam mı? Daha sonrasında ise şöyle yapalım. Neyi sormuştu A. Buraya kaç tane kitap sığar? Kaç tane sığdığını öğrenebilmek için 36'yı 3 bölü 2'ye bölmemiz gerekiyor tabii ki. Bunu da ters çevirip çarparsanız ya da ondan önce şöyle diyelim. 24 olacaktır. Bakın bu da 24'müş A'da. Şimdi bu ikisini topla demiş 24 kere 2 48 üzerine 81 eklediniz 129 bölü 2 bana cevabı verir. Doğru cevap D seçeneğinde verilmiştir deriz. Böylelikle 20 ile de bitirdik. Devam ediyoruz. 21. sorumuzda x ve y pozitif gerçel sayılar olmak üzere logaritma x eşittir 2 log y artı 1. Şu artı 1'i bir karşıya gönderin. Logaritma x artı değil eksi 1 olur. Eşittir 2 çarpı logaritma y. Şimdi dikkat edin ben şu 1'i logon diye yazacağım. Log x eksi logon eşittir. Şu 2'yi de y'nin kafasına atalım. Logaritma y kare olsun. Çıkarıldığı için x'i 10'a böleceğiz. Yani logaritma x bölü 10 eşittir. Logaritma y kare olmuş oldu. Tabanlara eşit olduğu için artık x bölü 10 eşittir y kare diyebiliriz. Hatta ve hatta buradan da y eşittir x bölü 10'un kare kökü diyebiliriz. Yani aslına bakarsanız doğrusal bir fonksiyon belirtemez kare köklü. Demek ki bu gitti. E, eğrisel bir fonksiyon belirtecek. Ve bu fonksiyon artan mı azalan mı? Arkadaşlar x'ler arttıkça y de artacağı için artan bir fonksiyondur. Yani azalan olamaz. Cevabımız yalnız 2 olacaktı. Tabi e, sıfıra sıfırdan geçiyor mu onu da kontrol etmek şart. X'e sıfır verirsen sıfır. Y de sıfır olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlarım sıfıra sıfırdan geçiyor ama sıfır alamaz. Bunun alamamasının sebebi logaritmanın içerisinin veya y veya x'in sıfır olamayışı bundan kaynaklı orijinde görüntü oluşmaz arkadaşlar. 22. soru. İlk iki terimi 1. Bundan sonraki her terimi kendisinden hemen önceki iki terimin toplama, toplamına eşit olan sayı dizisine Fibonacci sayı dizisi denir. Yukarıda verilen Fibonacci sayı dizisine göre bu işlemin sonucu kaçtır? Arkadaşlar A10 dediğimiz şey kendinden önceki iki terimin toplamı olduğu için A8 artı A9'dur. Bundan A9'u çıkar demiş şurada. Bunlar giderse demek ki şurası A8. Şimdi A8 dediğimiz şey de A7 ile A6'nın toplamıdır. Bundan A7'yi çıkar demiş. Çat çat gitti. Demek ki şu kısım A6. A6 dediğimiz şey de A5 ile A4'ün toplamıdır. Bundan da A5'i çıkar demiş. E çıkarırsak A4 kalır elimizde. Yani bizden A4 isteniyor. Fibonacci sayı dizisinin ilk iki terimi 1'di. 1 artı 1 2. 1 artı 2 3. Bakın dördüncü terim. Hop. 3'müş arkadaşlar. Cevabımız da A seçeneği olacaktı. Böylelikle 22. soruyu da çözdük ve cevabını A dedik. Devam ediyorum 23 ile. A en pozitif terimli bir geometrik dizi. Hemen şunu A1 parantezine alın. A1 parantezinde R üzeri 4 eksi 1 yapar. Bölü. Burayı da A1 parantezine alırsak. R kare artı 1 gelir. A1'ler gider. Eşittir 15'miş. Dikkat edin. R üzeri 4 eksi 1 2 kare farkı biçiminde R kare eksi 1 bölü çarpı R kare artı 1 yazarım. Alt kısmında da R kare artı 1'imiz var. Bunlar da gider. Yani R'nin karesi eksi 1 15'miş. O halde R kare 16'dır. Pozitif terimli dediği için R 4'tür. 7. terimi 3. terimin kaç katına eşittir? Yani A7 bölü A3 kaçtır diye soruluyor. A7 A3 e bölerseniz R üzeri 4'ü bulursunuz. Ki ben R'yi 4 buldum. Yani cevap 4'ün 4. kuvveti olacak. O halde cevabımız 256'nın ta kendisidir arkadaşlar. Doğru cevap E şıkkıydı. 23. sorumuzda çözdüğümüze göre geçtik 24'e. Üniversite sınavına gir hazırlanan Ceren soru bankası almak için kitapçıya gitmiş. Kitapçıya en az biri matematik kitabı olmak üzere matematik ve geometrik kitaplarından toplam 3 tane satın alacağını söylemiş. Şimdi 3 tane kitap alacak. En az bir tanesi matematik ise Bunlar matematik geometri, geometri, matematik, matematik geometri ya da tamamı matematik kitabı olacaktır. Cümleden bu anlaşılıyor. Pekala, kitapçı da Ceren'e elindeki 5 tane farklı matematik kitabını göstermiş ve en tane farklı geometri kitabını göstermiş ve Ceren bu kitapları istediği biçimde 80 farklı biçimde alabiliyormuş. n'nin değeri kaçtır? Şimdi bir tane matematik kitabı 5'in birlisi 2 tane geometrik kitabı n'in ikilisi ya da 2 tane matematik kitabı 5'in ikilisi, 1 tane geometrik kitabı n'in birlisi ya da 3 tane matematik kitabı 5'in üçlüsü zaten geometri almayacağız. Ve bunların toplamı 80'i verecek bize. 5'in birlisi 5, n'in ikilisi n çarpı n eksi 1 bölü 2 faktöriyel yani 2. Iki. 5'in ikilisi 10 çarpı n'in birlisi n, 5'in üçlüsü 10 eşittir 80 dedik. Burada Şöyle diyelim şu 10'u karşıya atalım ve burası 70 olsun uğraşmayalım daha çok. Her iki tarafı 5'e de bölelim. n çarpı n-1 bölü 2 artı 2n eşittir 70'i 5'e bölerseniz 14 gelir. 2 kere 2n 4n 4n'yi buraya ekleyeceğim. Yani n kare artı 3n yapar bölü 2 eşittir 14 dedik. 2'yi alıp 14'ün yanına çarpım olarak gönderirsek n kare artı 3n eşittir 28 n ile n en artı 3'ün çarpımı 28 ise n 4'tür, n artı 3 de 7'dir. Demek ki n kaçtır diye sormuştu. Cevap B seçeneği olacaktı. 25. soru. yarıçapları soldan sağa doğru sırasıyla 2, 3, 4, 4, 5 ve 6 bakıp 2, 3, 4, 4, 5 ve 6 birim olan kalınlığı önemsiz şekildeki halkalardan 3 tanesi iç içe geçirilecektir. Örneğin mor kırmızı ve siyahı bu şekilde geçirebiliriz iç içe diyor. Buna göre bu işlem kaç farklı şekilde yapılabilir? 3 tanesini yerleştiriyorduk unutmayın. Şimdi şunların ikisi aynı olduğu için bunlar bir kafa karıştırmasın. Şu dördünden herhangi 3 tanesini seçip iç içe geçirelim. 4 tanesinden herhangi 3 tanesi 4'ün üçlüsü yani 4 farklı biçimde iç içe geçirilir. Şimdi şunlardan bir tanesini kullanmam gerekiyor. Bunlardan bir tanesi kullanılacaksa İki tanesinden bir tanesini kullanırım. Yanına da gençler şu geri kalan dört tanesinden ikisini seçmek zorundayım. Dördün ikilisi. Bu da bize iki kere altıdan on ikiyi verir. On iki dört daha on altı yapar. Cevap B seçeneğindeki on altıdır deriz. Ve devam ediyorum. Son sorum. Bu soruyu da çözdükten sonra geometri kısmına geçeceksiniz. Ve geometri kısmını Kenan Kara geometri YouTube kanalında Kenan Hoca'nızın kanalında bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Devam. Aşağıda verilen 6 bölmeden oluşan bir dolabın herhangi 4 bölmesini Selin, herhangi 4 bölmesini Cem mavi renge boyayacak. Selin sarı, diğeri mavi renge boyuyor. Karışımları da yeşile dönüşüyor. Buna göre boyama işlemi bittiğinde en az 3 bölmenin yeşil rengi boyanmış. Yani en az 3 tane bölmeyi her ikisinin de seçmiş olma olasılığı soruluyor. Şimdi en az 3 tane seçilecekse, ortak seçilecekse e, ne demek bu? Dördünün de ortak olduğu durumları da soruyor bize. Şimdi ortak olanlardan 6'nın üçlüsü biçiminde seçilir bu ortaklar. Varsayalım ki şu üçü ortak seçilmiş olsun. Şu, şu ve şu. Geriye 3 tane kalıyor. Bunlardan 3 tanesinden bir tanesini bir diğeri. Geriye kalan ikisinden bir tanesini bir diğeri seçer. Artı ya da hepsi ortaktır. 6'nın dörtlüsü tane de ortak seçilebilir. Tüm durum nedir? 6'nın e, dört, dörtlüsü biri seçiyor. Altının dörtlüsü de bir diğeri seçiyor. Tüm durumda budur. Olasılığı da bunun cevabıdır. Altının üçlüsü 20'dir. Üçün birlisi 3'tür. 2'nin birlisi 2'dir. Altının dörtlüsü altının ikilisine eşittir. Yani 15'tir. Altının dörtlüsü altının ikilisine eşit olduğu için 15 çarpı 15 dedik. Şurası 120. 15 daha 135 yapar. Bunu da 15 çarpı 15'e böleceğiz. 15 ile 135'i sadeleştirdiniz. 9. 9'u 3'e böldünüz 3, 15'i 3'e böldünüz 5. Doğru cevabımız 3 bölü 5'tir diyeceğiz sevgili gençler. Evet böylelikle bana ayrılan <laughs> bölümün sonuna geldik. Kenan hocanıza çok çok selam söyleyin. Bir diğer denemede görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da pek tabii lütfen unutmayın.